Bekle. Üç. Geldi. Kıymetli takipçilerimiz, okurlarımız, hoş bir canlı yayınımıza daha hoş geldiniz. Geçen defaki kısa bir ses probleminden sonra bugün inşallah düzelmiştir diye umut ediyoruz. Sizlerden özür diliyoruz bu konuda. Bugün canlı yayın konuğumuz İsviçre Türk Seyahat Acentalar Birliği Başkanı Mehmet Göktaş. Yayınımıza hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. Önce bir sağlıklarımıza teşekkür edelim hep beraber. Bu zor günlerimizde hepimiz için canla başla saatlerce mesai yaparak çalışıyorlar bütün dünyada. Aynen, ben de özellikle sağlık çalışanlarına, İsviçre devlet yetkililerine, Türkiye Cumhuriyeti İsviçre Büyükelçimize, Zürih ve Cenevre Başkonsolosumuza, İsviçre'den ve dünyanın her yerinden mahsur kalan vatandaşlarımızı Türkiye'ye ulaştıran Türk Hava Yolları'na şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda vefat eden Rıza Gediz ve Ramazan Akay abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Şu olağanüstü durumda gerçekten zor bir durum. Kendileri burada vefat etti. Biz son görevimizi yerine getiremedik. Gidip ne cenaze namazına katılabildik, ne de yolcu edebildik. Aynı şekilde aileleri de sadece kendilerinin cenazesini Türkiye'ye gönderdiler. Fakat beraberinde ve refakat edip gidip cenazeyi defnedemediler. Bu da çok zor bir durum gerçekten şu yaşadığımız olağanüstü durumdan dolayı. Evet, doğru söylüyorsunuz. Maalesef işte günümüzde çok kötü şeyler yaşamaya başladık. Bu arada tabii mesleğiniz icabı sormam gerekiyor ilk başta. Vatandaşlarımızın birçoğu çok farklı sonuçlar, sorular yöneltiyorlar sürekli olarak. Bu sene yaz tatili iptal mi? Bu sene tatile gidebilecek miyiz? Bu sene memleketimize gidebilecek miyiz gibi sorular soruyorlar sürekli. Bu konuda sizin görüşlerinizi alalım. Biliyorsunuz hava yolları bütün dünyada uçuşlarını durdurdu. Bütün uçaklar yerde. Bunun yanında Evet. Türk Hava Yolları ve Sun Express 20 Mayıs'a kadar İsviçre'den, daha doğrusu Türkiye'den Almanya'ya, İsviçre'ye ve bütün dünyanın çeşitli noktalarına tekrar uçuşlarını başlatacaklarını duyurdular. Biz ümitliyiz. Şunu söyleyeyim. Eğer Allah'tan bir şey olmazsa ve bu şekilde seyrederse muhtemelen Mayıs'ın ortasından itibaren uçuşlar başlayacak gibi gözüküyor. Evet, dediğiniz gibi bir federal hükümet de bir gevşetme yaptı alınan olağanüstü hal kararını. Ama seyahat acentaları bildiğim kadarıyla şu anda uçaklarda çalışmadığı için, seyahat sınırlandırması olduğu için herhangi bir şey de yapamıyor şu anda. Yok, zaten acentalarımız şu anda bütün acentalar kapalı. İlk etapta dün açıklanan federal hükümetin açıklamış olduğu bildiride ilk etapta kuaförler, güzellik salonları ve inşaat malzemesi satan yerler açılacak. Bizler de 11 Mayıs'tan itibaren inşallah dükkanlarımızı açacağız, bürolarımızı açacağız ve hizmet vermeye başlayacağız. Mehmet Bey, biraz önce dediğimiz gibi bu belirsizlik sonucunda vatandaşlarımız gerçekten ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Gerçi sizin için de çok ucu çok açık gözüküyor açıkçası. Şu anda ne olup gideceği belli değil. Turizm sektörü zannedersem dibe vurmuş durumda. Vatandaşlarımız da gerçekten çok kötü bir durumda. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir de ortada mağduriyetler var. Özellikle internet üzerinden, internet Booking.com gibi şirketlerden tatil satın alan vatandaşlarımızın hakikaten bir sıkıntılı dönemi var. Mağduriyetleri giderilmiyor. Havayolu şirketlerinden bilet alanlar, otellerden rezervasyon yaptıranlar bir şekilde gene mağdur edilmedi ama özellikle internet satışları gerçekten kötü gidiyor.
Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Biz yani İsviçre'de acentelerimiz, TİSAB'a bağlı acente arkadaşlarımız müşterilerine hemen hemen 7 gün 24 saat diyebileceğim şekilde hizmet veriyorlar. Çünkü cep telefonları sürekli yanlarında. Bürolarımız kapalı olsa da ya back office'ten veyahut da evlerimizden cep telefonlarına yönlendirerek bilgisayarlarımız zaten açık. Sürekli müşterilerin sorularına cevap veriyoruz. Bu arada biraz önce bahsettiğiniz gibi bizlere sadece bizim müşterilerimiz değil, internetten rezervasyon yapıp da mağdur olan müşteriler de arıyor. Evet. Geçen bir müşterinin mağduriyetini size anlatayım. Müşteri aradı. Zaten genelde ya çocukları yapıyor, kızı yapıyor, ya oğlu yapıyor vatandaşın evinde rezervasyonu. Rezervasyon yapmış. Nereden yaptınız dedim. Türk Hava Yolları'ndan yaptık. O zaman niye Türk Hava Yolları'nı aramadınız dedim. Dedi biz Türk Hava Yolları'ndan yaptık ama dedi Türk Hava Yolları dedi bize başka kendi sayfalarından yapmadığımızdan dolayı dedi. Yapmış olduğumuz acenteye yönlendirdi dedi. Şimdi burada yolcu tabii direkt giriyor. Nereden ucuz bulursa oradan yapıyor. İnternette de o kadar çok bilet satan alt acentalar var ki. Önce bir Evet. provider olarak bir acenta, üst acenta var. Üst acenta çıktıktan sonra onun altında onlarca acenta var bilet satan. Fiyatlar sıralanıyor. Dolayısıyla da vatandaş da bunu hiç dikkate almayarak nerede ucuz bulduysa orada yapıyor. Fakat bu gibi olağanüstü durumlarda da veyahut da iptallerde, iadelerde sıkıntıya giriyor. Arıyorum rezervasyon yaptığım yere ulaşamıyorum diyor. Benim biletim ne olacak diyor. Şimdi hava yolu haklı olarak rezervasyon yapılan yere yönlendiriyor. O da şöyle. Acenta bilet satarken hava yolu biletin parasını acentadan alıyor. Dolayısıyla iadeyi de acentaya yapacak. Acenta da müşteriye yapacak. Fakat bu gibi internet sayfalarından rezervasyonlar yapıldığı için ulaşmak mümkün değil. Kim bilir dünyanın neresinde bir şirket. Ve telefon zaten ulaştığı zaman da ulaşana kadar herhalde telefon masrafı bilet maliyetinin yarısı kadar olacaktır diye düşünüyorum. Bu gibi mağduriyetler yaşanıyor. Veyahut da biraz önce bahsettiğiniz gibi Booking.com'da Mümkün değil. Kim bilir dünyanın uçak neresinde rezervasyonu bir şirket. yapmış. Arkasından otel rezervasyonu yapmış. Şimdi Booking.com'da böyle bir rezervasyonda paket olarak bir sağlayıcı olmuyor. Uçağı farklı bir yerden yapmış oluyor. Oteli farklı bir yerden yapmış oluyor. Dolayısıyla iki tane ayrı ayrı satıcı var burada. Tamam uçak rezervasyonunu diyor hava yolundan aldığımız size iade yapabiliriz. Fakat otel rezervasyonu için otelle görüşeceksiniz diyor. Ve burada da eğer ki otel Avrupa'daki bir otelse ve otel açıksa otel diyor ki yok kusura bakmayın biz açığız yani biz hizmet veriyoruz. Dolayısıyla rezervasyonunuzu iptal şartları neyse o geçerli diyor. Böyle ki durumlar yaşanıyor. Evet, maalesef bu dönemde işte çok kötü örnekler yaşanıyor ve ilkler oluyor açıkçası. Ama Vatandaşımız da ne yapacağını şaşırdı açıkçası. bakın vatandaşımız her zaman 20-30 lira veyahut da biraz ucuz alacağız diye internetten rezervasyonlarını yaptırıyorlar. Fakat yaptıkları sayfanın nerede, kim, hangi acenta veyahut da dünyanın neresinde bu acenta diye bakmıyorlar. Sadece fiyata bakıyorlar. Ama daha sonra da bu gibi problemler yaşanıyor. Halbuki ki yaşadıkları ülkede yakınlarda mutlaka bir acenta vardır. Bizim TİSAB acentalarımız İsviçre'nin her noktasında, her şehrinde var. Dolayısıyla gidip orada rezervasyonlarını yaptırmış olsalardı şu anda bizim müşterilerimize, bizim acent arkadaşlarımızın müşterilerini yaptıkları gibi telefonla müşterilerimize cevap veriyoruz. Hava yolu veyahut da tur operatörü iadeleri bize yaptığı zaman bize kendilerine iadelerini yapacağımızı söylüyoruz. Ve Evet. müşteri de memnuniyetle ayrılıyor. Veyahut da yapacağı herhangi bir rezervasyondan ödemiş olduğu parayı ileriki bir rezervasyonda düşüyoruz. Burada iade veyahut da rezervasyonda bir söz konusu hani ödememe söz konusu değil. Fakat şöyle bir durum söz konusu var onu söyleyeyim. Hava yolları veyahut da tur operatörleri şu meyanda iadeyi hemen yapmıyor. Çünkü siz de takdir edersiniz ki bütün uçaklar yerde. Bir para girişi yok. Dolayısıyla bir
likvidite yani cash problemi doğdu. Yaşıyor hepsi de. Tabii hepsi yaşıyor. Dolayısıyla zor bir durum. Burada da hava yolları, mesela bazı hava yolları 2 ve 3 ay önceden iade yapamayacaklarını belirttiler. Bazı hava yolları uçtuktan 2 ay 3 ay sonra iade yapabiliriz diyorlar. Mesela Almanya'da daha farklı. Almanya'da tur operatöründen yapılan paket programlarında 2021'in Aralık ayına kadar devlet garantili çekler verilecek ve bu çekleri seyahatte mağdur olan vatandaş kullanabilecek. Ancak 2021'in sonunda tatile gitmez ise o zaman parasını iade alabilecek. Bu kanunlaştı Almanya'da. Fakat İsviçre'de bu söz konusu değil ama İsviçre'de de yine tur operatörlerinden, hava yollarından ancak ve ancak ajant arkadaşlarımız parayı aldığı zaman müşterisine iadesini yapabilecek. Burada çok ilginç bir tane yorum geldi. Saime Danış isimli bir vatandaşımızdan. Mayıs'ta uçaklar faaliyete geçtiğinde Türkiye'ye gidişimizde karantinaya girecek miyiz diye soruyor. Şimdi onu takdir edersiniz ki biz onu bilemeyiz. Devlet yetkilileri bilir. Şu anda Mayıs ayında bu korona-19 virüsünün nasıl seyredeceğini, nasıl gelişeceğini bilemiyoruz. Ama şu anda Türkiye dönüşlerde herkes mecburi. Şu Kim anda olursa böyle. olsun. Şimdi önümüzdeki hafta yine Evet. Türk Hava Yolları'nın Dışişleri Bakanlığımızın organize ettiği bir kurtarma operasyonu var. Önümüzdeki hafta zannedersem 23 Nisan'da 23'ünde evet. evet 23 Nisan'da Zürih'ten uçacak. Burada gittikleri zaman konsolosluğumuz özellikle konsolosluk üzerinden götürülüyor bu gibi işler. Konsolosluğumuza müracaat ediliyor. Konsolosluğumuzdan rezervasyonlar yapılıyor Yapılıyor. ve gidecek şahıslardan da Türkiye'ye gittiği zaman 14 gün karantinaya gireceğine ve buna itiraz etmeyeceğine dair bir belge imzalatılıyor. Ondan sonra uçuşuna müsaade ediliyor. Evet, Kutbettin Taşdemir seyircimiz, Mehmet Bey bir sorum olacak. 23 bu ayın 23'ünü kastediyor galiba. Türkiye uçuşlar olacak mı diye sormuş. Bunun cevabını verdik herhalde şimdi. Hayır, o uçuşlar sadece ve sadece Türkiye'den buraya gelmiş, vizeli gelmiş, Geri dönemeyen, geri evet. dönemeyen İsviçre oturumlu değil, Türkiye'den buraya vizeli gelmiş ve burada mağdur kalan vatandaşlar için konuluyor. Yoksa buradaki oturumlu vatandaşlar için değil. Bir vatandaşımız da Hüseyin Engel diyor ki, sorar mısınız karayolu bu sene biraz zor, uçak biletleri nasıl olacak? Şu anda her şey belirsiz olduğu için Valla şu ne? anda gerek Türk Hava Yolları, gerek Sun Express, gerek Pegasus Hava Yolları, yani Türkiye'ye uçan uçucular, hava yolları bütün programları hiçbir şekilde bozmadan devam ediyor. Ama ileride tabii ne gözükür onu bilemeyiz. Fakat şu anda gözüken o yönde. Hala ben size şunu söyleyeyim. Bizim Aralık ayında, Ocak ayında, Şubat ayında yapmış olduğumuz Temmuz, Ağustos ya da Haziran rezervasyonları var. Tatil zamanında yaptığımız rezervasyonlar var. Onlarla ilgili hiçbir problem gözükmüyor. Tabii vatandaşlar bizi arıyor. Biz de diyoruz bekleyelim. Yani herhangi bir durum olduğu zaman biz biraz önce de belirttiğim gibi TİSAV acentaları bütün müşterilerine anında bilgi paylaşıyor. Mehmet Bey, ben asıl şunu merak ediyorum. Mesela federal hükümet şimdi dese ki Haziran ayında, yani 1 Haziran'dan itibaren seyahat sınırlandırmasını kaldırdım. İsteyen istediği yere gidip gelebilir. Uçuşlar da başladı diyelim. Türkiye'de oteller olsun veya bütün dünyada bu bir anda zannedersem çok patlama gibi bir şey olacak. Herkes tatile gitmek isteyecek. Oteller, seyahat acentaları, havayolu şirketleri bunu kaldırabilir mi? Özellikle İsviçre Türk Seyahat Acentalar Birliği'ne üye olan acentalar vatandaşların taleplerini karşılayabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. İsviçre'de bir kapasite sorunu o yok. Şimdiye kadar da olmadı. Yalnız herkes bir anda da izine gidemez. Onu şöyle izah edeyim. Niye gidemez? Çünkü herkese iş yerleri bir anda izin vermez.
Evet. Dolayısıyla yani çünkü zaten uzun bir karantina dönemi söz konusu. Kimileri home office olarak evden çalışıyor. Kimileri hiç işe gitmiyor. İş yerleri kapalı. Dolayısıyla iş yerleri bunu telafi etmek isteyecek. Onun için de hemen öyle herkese izin vermeyecek. Ondan dolayı da böyle bir yığılma söz konusu olacağını tahmin etmiyorum. Fakat bizim gerek Türk Hava Yolları olsun, gerek diğer hava yolları olsun Türkiye'ye uçan bir kapasite söz konusu olacağını tahmin etmiyorum. Bu gibi durumlarda zaten Türk Hava Yolları'yla TİSAP olarak çok iyi bir kontağımız var. Hemen irtibata geçiyoruz. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyoruz. Türk Hava Yolları da sağ olsun kapasite artırımına gidiyor. Vatandaşı mağdur etmiyor. Ben de bu arada yine Türk Hava Yolları'na da çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu yaşadığımız dönemde çok büyük bir onlar da iş yaptılar. Kurtarma operasyonlarıyla vatandaşlarımızı Türkiye'ye ulaştırdılar. Ayrıca mesela burada vefat eden vatandaşlarımızın da Türkiye'ye ulaşımını sağladılar. Türkiye'de sadece Türkiye değil bütün dünyada kargo uçakları Türk Hava Yolları'nın uçuyor. Çoğu yerlere de bu kargo Evet. uçaklarıyla yardıma da koşuyorlar. Burada da Türk Hava Yolları çok büyük bir iş yapıyor. Vatandaşımızın birisi Muhsin Ortak diyor ki yeşil pasaportlar da dahil mi 23 Nisan'da Türkiye'ye dönebilmeye diyor diye Tabii bunların soruyor. yeşil pasaportlarının da zaten İsviçre'de 3 ay kalma süresi var. Dolayısıyla bunlar da burada gelip mağdur oldukları için yalnız konsolosluğa müracaat etmeleri gerekiyor. Arkadaşımız daha sonra beni ararsa isterse ben konsolosluğun bütün iletişim bilgilerini veririm bu konuda. Konsolosluğa müracaat edip konsolosluk vasıtasıyla yapılıyor ancak. Başka türlü olmuyor. Bu sene 2020'ye aslında çok ümitli girmiştik. 2019'da turizm özellikle Türkiye'de ve sizin için çok çok iyi geçmişti. Rekorlar kırılmıştı. Çok büyük ümitlerle girilmişti 2020'ye. Ardı ardına Ocak ayından itibaren havayolu şirketleri iflas etmeye başladı. Ardından bu korona krizi çıktı. Bu krizden Türk şirketleri etkilenir mi? Yani büyük zarar edecekleri belli ama İflasa sürükleyebilecek bir noktaya gelir mi sizce? Ben şunu söyleyeyim. Takdir edersiniz ki turizm sektörü gerçekten çok kırılgan bir sektör. Biz krizlerle yaşamaya alışkın bir sektörüz. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde de çok krizler gördük. Fakat tabii ki bugünkü içinde bulunmuş olduğumuz kriz gibi bir krizi daha dünya tarihinde turizm sektörü veyahut da seyahat sektörü yaşamadı. Dolayısıyla Evet. ben Türkiye'de hava yolu şirketlerinin iflas edeceğini hiç tahmin etmiyorum. Hiç de tahmin etmiyorum değil. İflas edeceğini zannetmiyorum. Çünkü şöyle gerek Türk Hava Yolları, gerek Pegasus, gerekse Sun Express gerçekten çok sağlam zeminlerde kurulmuş ve altyapısı ve sermayesi çok sağlam olan şirketlerdir. Dolayısıyla bu krizi de atlatacak ve atlattıktan sonra da eskisi gibi uçuşlarına devam edeceğini diliyorum. Fatma Şahin isimli bir vatandaşımız diyor ki biletler alınmış olduğu halde izinler iptal olursa ve biz uçamazsak o zaman bilet iadesi nasıl yapılıyor diye soruyor. Şimdi şöyle, yapılmış olan rezervasyonlarda hava yolları bilhassa Türk Hava Yolları bu hususta çok büyük kolaylıklar sağlıyor. İade yapılmıyor. Ama Şubat ayının 2021'ine kadar rezervasyon değişikliği imkanı sunuyor. Evet. Yani rezervasyon Vallahi bir tarihe ücretsiz değişebiliyor. Arada çok bizi izleyen vatandaşlarımızdan çok ilginç sorular da geliyor. Abi sorar mısın? Benim oğlanın sünnet düğünü var. Randevu aldık Mayıs'ın sonuna. Gözünü seveyim bir şeyler yapabilir mi? şimdi valla burada öyle bir durum söz konusu ki kimsenin eğer herhangi bir şey olduğu zaman kimsenin hiçbir şey yapamayacağı bir durum söz konusu. Dolayısıyla orada takdir edersiniz ki hiçbirimiz bir şey yapamayız eğer herhangi bir durum söz konusu olursa. Ama şu anda Türk Hava Yolları olsun, diğer hava yolları olsun uçacak gibi gözüküyor. Fakat burada da ben
şunu söyleyeyim. Takdir edersiniz ki bu sürekli son 15 gün kala veya bir hafta kala tekrar uzatılıyor. O zaman durum ne olacak? Bu salgın hızını kesecek mi? Veyahut da uçuşlar uçursa dahi nasıl uçulacak? Orasını biz de bilemiyoruz. Kimse de bilemiyor şu anda. Vallahi gerçekten çok ilginç bir durum yaşıyoruz aslında. Mustafa Yazar isimli vatandaşımız diyor ki bilet fiyatlarında eskiye göre çok değişiklik olur mu tekrar uçuşlar başladığında diye kastediyor herhalde. Ben zannetmiyorum değişiklik olacağını. Yalnız Türk Hava Yolları mesela şimdi bir şey başlattı. Şu anda 20 Mayıs'a kadar yapılan rezervasyonlarda, yani ileriye yönelik yapılacak olan rezervasyonlarda rezervasyon değişikliği ücreti almaksızın esnek kurallar getirdi. Yapılmış olan rezervasyonda herhangi bir durumda ücretsiz rezervasyon değişikliği yapabilecek. Başka bir tarihe rezervasyonunu değiştirebilecek. Bu gibi esneklikler getirdi. Bu Türk Hava Yolları'nın web sayfasında da mevcut. Bize telefon ettikleri zaman biz de yani İsviçre'deki bütün TİSAB üye ajant arkadaşlarımız da bu konuyla ilgili bilgi verirler zaten. Valla vatandaşlarımıza tekrar bizi izleyenlere hatırlatalım istedikleri soruyu sorabilirler bize. Yaz tatilinin İsviçre sınırları içerisinde geçirmek zorunda kalırsak ne durum olacak? Ne durum olacak? Burada geçireceğiz İsviçre'de yaz tatilini. Yani sonuçta yapalım. Yani buradaki daha çok öneri nedir? Nereleri tavsiye edersiniz gibi bir soru galiba. Şimdi şöyle, eğer ki İsviçre'de geçirilecek gibi bir durum söz konusu olursa ve bu olağanüstü halde böyle devam ederse zaten yine herkes evinde olacak. Sonuçta dışarıya çıkamayacak fazla. Ama yavşetilirse evet. İsviçre'nin doğal güzellikleri çok. Yani Alplere gidebilirler. Ne bileyim İsviçre göller ülkesi zaten. Dağ evi kiralayıp çoluğuyla çocuğuyla gidip orada zamanı geçirebilirler. Ha şu bu arada TESİN buna müsaade eder mi etmez mi? TESİN bu konuda biraz çok şey davranıyor. Çünkü orada salgının başladığı nokta oradan olması münasebetiyle İsviçre'de. Bu geçtiğimiz Paskalya tatilinde de evet. İsviçrelilerin oraya geçişini biraz engellediler. Çünkü gerçekten TESİN'de çoğu İsviçrelilerin yazlığı var. Genelde İsviçreliler bazı bilhassa bu İlkbahar tatilini TESİN bölgesinde geçiriyor. Dolayısıyla eğer ki açılırsa zaten TESİN'de de geçirebilirler. Yani İsviçre'de yapılacak şeyler çok. Yani bunu internet sayfasında gidip araştırabilirler. Yani burada doğru. Mehmet Bey, ben asıl vatandaşlarımızın çok merak ettiği bir soruyu sorayım size. Sizin ağzınızdan dinlesinler. Biz web sayfasından da anket yapmıştık. Zürih'ten, Basel'den en çok nereye direkt hava uçuşlarının olmasını, havayolu şirketlerinin İstanbul dışında Türkiye'nin hangi noktasına gitmelerini istediklerini sorduğumuzda en çok Konya, Gaziantep, Denizli gibi talepler geldi. Havayolu şirketlerinde galiba bu mümkün değil gibi gözüküyor. Çünkü SunExpress'in Antep uçakları var bildiğim kadarıyla, İzmir'e var ama Türk Hava Yolları'nın özellikle Ankara'ya bile yok. Ankara en çok talep gören şehirlerden birisi. Vatandaşlarımız bu konuda çok istekli ama neden gerçekleşmediğini bilmiyorlar. Şimdi bakın, havayolu kar edeceği destinasyona uçar. Eskiden Ankara karlı bir destinasyondu. Niye? Çünkü çevresinde Nevşehir'de, Kayseri'de, Sivas'ta, Konya'da, Tokat'ta, Çorum'da, yani Amasya'da da olsa Amasya, yani bu bölgelerde daha doğrusu havaalanları yoktu. Dolayısıyla Anadolu'ya giden insanımız Ankara'ya uçuyordu, oradan dağa diyordu. O zaman da uçaklarda doluluk oranı problemi yaşanmıyordu. Ama şimdi İstanbul üzeri saymış olduğum bütün şehirlere neredeyse günde 2-3 tane uçak var. Dolayısıyla Ankara'ya konulan bir uçak randımanlı olmaz. Havayolu zarar eder, onun için de koymaz. Ama Basel'dan düşünülüyor. Belki Basel'dan Türk Hava Yolları ve Gaziantep direkt uçağı koyacak. O da belli değil daha. Öyle bir düşünce var. Bu sene
Şayet yaz tatiline uçaklarda doluluk oranı çok fazla olur, talep çok olursa karayolundan gitmeyi tavsiye eder misiniz? Veya bildiğim kadarıyla deniz gemi seferleri kalktı. Yani Venedik'ten eski İtalya üzerinden. Yok, evet. Yani karayolu üzerinden vatandaşlarımızın çoğu da karayolunu da tercih ediyor. Tamam, karayolun tercihi de ben size şunu söyleyeyim. Karayolunda da şimdi eskisi gibi herkesin 5 hafta tatili yok. Artık tatiller 3 hafta, 2 hafta. Yani zannetmiyorum şu dönemde de bazı şirketler tatillere bile yani kısaltacağını zannediyorum. Çünkü neredeyse 2 ay kayıpları var. Evet. Dolayısıyla zaten karayolunda da gidildiği zaman eskisi gibi o kadar çok çok da ucuza gelmiyor. Yani arabanın giderini, benzinini, şunu bunu hesaplayacağın zaman yine sonuçta aynı şeye geliyor. Son zamanlarda bilhassa bizim İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımıza tercih edilen uçak biletini alıyor. Havalandan da arabasını kiralıyor. Öyle çok daha rahat ediyor. Mehmet Bey, son olarak şuna değinmek istedim açıkçası. Tatil mağduru olan vatandaşlarımız var birçok. Sosyal medya üzerinden özellikle ucuz tatil paketleri satın alıyorlar. Ve mağdur olanlar var. Çifte rezervasyon problemleri gibi değil bu. Bu tamamen dolandırıcılık yapanlar var. Bu konuda sizin İsviçre Türk Seyahat Acentalar Birliği olarak görüşünüz nedir? Vatandaşlarımıza ne tavsiye edersiniz tatil mağduru olmamaları için? Bakın geçtiğimiz yıllarda bunu sürekli yaşadık. Bilhassa da günümüzde internetin hayatımıza girmesinden sonra maalesef bu landing page dediğimiz bir internet sayfası hazırlıyorlar. Bu internet sayfası da 8 sayfa, 10 sayfa olabiliyor. Değişik değişik otel ürünlerini, her sayfada bir otel ürünü koyuyorlar. Bunu her otel ürününde sanki bir sayfaymış gibi sosyal medyada gerek Instagram'da gerek Facebook'ta yayınlayarak satışa sunuyorlar. Dolayısıyla daha geçtiğimiz yıl yaşadık. Burada bilhassa da bizim ofise yakın bir yerde adres göstermiş. Örlikon Bahnhof'un arka tarafında. Piyasada nereden baksanız 200-250 bin frank İsviçre frankına çarptı ve ortalıktan kayboldu. İşin enteresan tarafı buradan rezervasyon ta Belçika'dan bile rezervasyon yapmış vatandaşlar. Şimdi düşünebiliyor Evet. musunuz? Ben size buradan vatandaşlarımıza şu tavsiyede bulunuyorum. Eğer ki bize sordukları zaman bir otelin fiyatı 1.000 liraysa, orada da 500 veya 600 franka satılıyorsa, yani burada çok büyük bir fark var. Mümkün yok bunun bu şekilde satılmasına. Dolayısıyla hemen buradan ben bir ucuz fiyat buldum. Rezervasyonu yapayım, alayım, şeyine giderlerse burada yanılırlar. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde gerçekten çok büyük mağduriyetler oldu. Biz burada hem İsviçre Türk Seyahat Acentaları Birliği olarak, İsviçre Türk Seyahat Acentaları Birliği ile İsviçre Ombudsman, Seyahat Ombudsman'la birlikte bazı konularda sürekli görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu gibi mağduriyetler oluştuğunda yine buranın polisiyle irtibata geçip dolandırıcı bölümdeki polislerle irtibata geçip onlara bilgi sağlıyoruz. Onlar bizden bilgi alıyor. Ama benim buradaki İsviçre'deki veyahut da bizi duyan vatandaşlarımıza tavsiyem yakınındaki bir acente gidip rezervasyonlarını yaptırmaları. En azından muhatapları var karşısında. Herhangi bir şey olduğu zaman telefona sarılıp dertlerini anlatabilirler. Bir olumsuzlukta olumsuz problemlerini çözebilirler. Dolayısıyla gidip de ne diyor bellisiz internet sayfalarından rezervasyon yaptıracaklarına gitsinler yakınlarındaki herhangi bir acenteden rezervasyonlarını yaptırsınlar, başları ağrımaz. Benim tavsiyem bu yönde. Evet, doğru. Ya maalesef bu tatil mağdurları her sene Türkiye'de de yaşanıyor açıkçası. Sadece bu Avrupa'da değil, Türkiye'de de çifte rezervasyon yapan aynı otelleri Facebook üzerinden, Twitter üzerinden çok daha ucuz fiyata pazarlıyorlar. Bunu eskiden 15-20 sene önce seyahat acentası açarlardı. Yaz dönemi de bitti mi kapatırlardı, karşılıksız bilet verirlerdi. Ama maalesef günümüzde hala devam ediyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olup
özellikle Rize Garanti belgesi olan seyahat acentalarına gitmeleri konusunda kendilerini tekrar uyaralım. Tabii bakın ben size şunu söyleyeyim. Bizim İsviçre'nin her bölgesinde 24 tane bize bağlı, birliğimize bağlı seyahat acentası var. Bu acentaların altyapısı muazzam. İsviçre kanunlarına göre kurulmuş ve biraz önce de bahsettiğim gibi Rize Garantisi, Yata Acentalığı, Türk Hava Yolları Acentalığı olan ve piyasada kendini ispat etmiş en şey acentamız, yeni acentamız minimum 15 senelik. Aramızda 45 yıllık babadan oğula devredilen ve bu işi devam ettiren acent arkadaşlarımız var. 35 evet. yıllık bu işi yapan acent arkadaşlarımız var. Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. Dolayısıyla biz ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Evimize rızkımızı buradan götürüyoruz. Onun için de biz müşterimize kesinlikle bir yanlış yapmayız. Ola ki bir yanlış olduysa da biz onun telafisine çabuk gideriz. Fakat ne diyor belirsiz internet sayfalarından? Biraz önce de bahsettiğim gibi yeni bir seyahat acentası açmış. Bu da yaşandı. Eskiden değil. Son iki sene önce de yaşandı bunlar. Hani evet. Açıyorlar. Bizim bile kendi yani müşterilerimizden bize telefon edip de uçak fiyatı soranlar, biz 550 frank veya 600 frank demiş olduğumuz uçak fiyatını gidip orada 400 frank olarak ödediler. Daha sonra da havalanlarına kalıp bizleri arayarak 1000 franka yakın tek yönde uçak parası ödediler. Doğru, maalesef yaşanıyor bunlar ya. Son bir ilginç soru vardı. Onu acentaların hepsi 11'inde açıyor mu? Nasıl tedbir aldılar? Gibi bir iyi bir soru geldi. Aslında nasıl tedbirler aldılar? Şimdi tedbirler aldı derken acaba bu şeyle dolayı mı? Bu koronavirüsünden dolayı mı? Galiba ondan herhalde. Diyor herhalde. Zaten takdir edersiniz ki bizim acentalarda öyle 10-15 kişi bir arada girip yığılma olmuyor. Biz rezervasyonlarımızın %70'e yakınını hemen hemen telefonla yapıyoruz zaten. Telefonla yapıp evet. müşteriye postayla gönderiyoruz biletimizi. Bize gelenler de o kadar çok sık olmuyor. Bir, ikincisi de ofislerimiz zaten müsait arada 1,5-2 metre veya 1 metre. Zaten düşünün ki bir masanın bir uçtan bir uca zaten 60-70 santim aralığı var. Vatan evet. durduğu zaman da aramızda yine 1-2 metre, yani 1,5 metre mesafe olacak. Bu yönde bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum ben. Mehmet, yönden bahsediliyorsa. Mehmet Bey, son olarak bir şey sorayım size. Elbette devir değişti. 10 yıl önce, 15 yıl önce daha farklı bir dönem vardı. Şu anda vatandaşlarımız genellikle internet üzerinden seyahatlerini planlıyorlar. Genelde seyahat acentalarına biraz önce dediğiniz gibi uğramıyorlar bile. İnternet üzerinden uçak biletlerini temin ediyorlar. Ancak şöyle bir sorun var. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi dolandırıcılık olayları da var. Daha ucuza aldıklarını iddia ediyorlar. Bu konuda seyahat acentalarının en az internet siteleri kadar iddialı olduğunu ben şahsen biliyorum. Bu konuda siz vatandaşlarımıza ilerideki dönemde tekrar uçakla uçuşlar açıldığında, tatil planları yaptıklarında neleri önerirsiniz, neler tavsiye edersiniz? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi doğrudur. İnternetten aldıkları zaman bizden 20 frank bilet başı ucuz alabilirler. 20 frank diyorum bakın. Ama biz bir hizmet sunuyoruz. Biz biletlerini kesiyoruz. Rezervasyonlarını takip ediyoruz. Rezervasyon iptali durumunda, uçak değişikliği durumunda anında telefonla ulaşıyoruz. Bilgi sunuyoruz. Veyahut da rezervasyon değişikliğini uçaklara iptal olduğu zaman anında kendilerin istediği bir tarihte veyahut da istediği bir gün öncesini veya bir gün sonrasına rezervasyonlarını değiştiriyoruz. Kendileriyle beraber konuşarak ve bu imkanı sunuyoruz. İnternetten yapılan rezervasyonlarda bir mail geliyor. Uçuşunuz iptal olmuştur. Alternatif tarih sunuluyor. O kadar. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi nereye arayacak o zaman? Call center arayacak. Call center'e de ulaşabilirse tabii. Bazı olan durumlarda.
Evet. Dolayısıyla yani internetten alınan, biraz uçak biletlerinden bahsediyorum. Zaten otelli yolcularda internetle bizim aramızda bir fiyat farkı yok. Bazen biz daha uygun olabiliyoruz, onu söyleyeyim. Paket programlarda. Evet. Çünkü son dönemlerde de zaten bilhassa İsviçre'de yaşayan yabancılar olsun veyahut da İsviçreliler olsun internette araştırmasını yapıyor. Gelip bizlerden rezervasyonlarını yaptırıyor. Çünkü siz de bahsettiniz, bizim seyahat sigortamız var. Herhangi bir şeyde başlarına bir şey geldiği zaman biz anında müdahale edebiliyoruz. İptal durumunda, iade durumunda, rezervasyon değişikliği durumunda veyahut da yaşadıkları herhangi bir problemde biz müdahale ediyoruz. Ondan dolayıdır ki bizden alınan biletlerin veyahut da yapılan rezervasyonların internetten tabii bir farkı var. O da muhatabı var. Muhatabı biziz. Evet. Garantisi de biziz. Yani onu söyleyeyim. Yani en azından ben şahsım adına şunu söyleyeyim. Rize garanti belgesi olmayan hiçbir yerden alışveriş yapmamalarını tavsiye ederim. Çünkü bakarsınız bugün 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık şirketler de iflas ediyor. Otel de sizin verdiğiniz otel de iflas edebilir, kapatabilir. Tabii. Devlet el koyabilir. Yani her türlü garanti için Rize garanti Bir de şu olması var. şart. Bakın bizim çalıştığımız sigorta şirketleri var. Biz rezervasyon yaptığımız zaman müşteriye o imkanı da sunuyoruz ki herhangi bir satın aldığımız otelin iflası durumunda veyahut da havayolunun iflası durumunda iade söz konusu olduğu zaman sigorta devreye girip bu iadelerini yapabiliyor. Bir sigorta yaptırdıkları zaman. Yani biz müşteriyi her konuda aydınlatıyoruz burada geldikleri zaman. Ondan dolayıdır ki acenteden yapılan rezervasyonlarda müşteri mağdur olmaz kolay kolay. Çünkü biraz önce de bahsettim. Acente ekmeğini buradan yiyor. Dolayısıyla da bu müşteriye sürekli ihtiyacı var. Onun için de hizmetin en iyisini vermek durumunda. Mehmet Bey, bu akşam katılımınız için çok çok teşekkür ederim size. Son olarak iletmek istediğiniz mesajınız varsa onu da alalım. Ben tekrar size teşekkür ediyorum. Bilhassa bu olağanüstü durumda Post Gazetesi çok büyük bir hizmet üstlendi, hizmet yaptı. Bizleri günlük gerek ellerimizdeki cep telefonlarından, Facebook üzerinden veyahut da Post Gazetesi'nin app üzerinden sürekli bilgilendirdi. Biz çoğu şeyleri taze taze en yeni haberleri Post Gazetesi'nden edindik. Ben size şunu söyleyeyim. Yani benim oğlum 30 yaşlarında, kızım yine genç 28 yaşında. Gençler bile İsviçre'deki haberleri bile Post Gazetesi üzerinden app'ten takip ediyorlar. Ben ona şaşırdım. Ya belki de Gençler daha iyi takip ediyor. kendi dilimizde takip edelim diye düşündüler belki de. Dolayısıyla Kendi ana dilimizde. ben Post Gazetesi'ni takdir ediyorum. Bilhassa da seni de burada takdir ediyorum. Çünkü İsviçre'deki haberleri günlük tarayarak Almanca'dan Türkçe çeviriyorsun ve direkt anında yayınlıyorsun. Yani bu da çok büyük bir başarı. Teşekkür ederim. Biz de işte elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Vatandaşlarımıza hizmet olsun diyelim. Mehmet Bey çok çok sağ olun. Teşekkür Siz de ederim. sağ olun. Ben son olarak bütün vatandaşlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Bilhassa şu yaşadığımız dönemde evde kalmalarını, işleri yoksa dışarıya çıkmamalarını diliyorum. Mevlana'nın yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da İtalya'ya, İspanya'ya, İngiltere'ye gönderdiği koliler üzerinde yazılan yazıyı her gecenin ardından bir gün doğar. Daha doğrusu her karanlığın ardından da Bir sabah olur. yani öyle bir güzel bir söz vardı. Şimdi aklıma gelmedi. Onu Yani. ben söyleyerek ben de ona ithaf ederek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Evet, kıymetli takipçilerimiz çok çok sağ olun bizi izlediğiniz için. Bir başka canlı yayında tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ayrıca sürçülisan ettiksek de affola. Aynen.
Hayırlı akşamlar.